Evet, İstanbul'dayız ve Pro Ticaret Org'un Pro Ticaret sitesini düzenlemiş olduğu Pro Ticaret Akademisi'ndeyiz ve Pro Ticaret'in CEO'su Süleyman Zafer Kuzucu ile beraberiz. Kendisini yakalamışken faydalı olabileceğini düşündüğümüz sorularımızı soracağız. Öncelikle bu sektördesiniz ve sektörün büyük bir kısmında da domine ediyorsunuz e-ticaret sektöründe. E-ticaret sektörü nasıl bir sektördür ve bu sektöre girmek isteyen arkadaşları neler bekler? Çünkü bunu dışarıdan izleyen ve ilk kez bu belki aklında e-ticarete girmek isteyen kişiler de izleyebilir. Birazcık bu e-ticaret sitesini, piyasasını, sektörünü anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. E-ticaret biliyorsunuz internet üzerinden mal ve hizmetlerin sunulması şeklinde tanımlanabilir kısaca. Dolayısıyla her ticarette olduğu gibi burada da mutlaka bir iş modelimizin olması gerekiyor. Eğer bir iş modelimiz yoksa e-ticarette de başarılı olmak mümkün olmaz. Bu iş modelinden kastımız nedir peki? Bir, nereye hitap edeceğiz? Hangi ürünleri satacağız? Bunları nasıl satmayı planlıyoruz? Yani kullanıcıya bizden mal alacak olan insanlara ne vaat ediyoruz? Bu birinci soru. Bunun cevabını bulmak gerekiyor. İkincisi, insanlar sitemize geldiler. Ne yaşayacaklar burada? Sitemiz onlarla nasıl tecrübeler yaşatacak efendim? Sonra ürünümüzü aldılar ve gittiler. Peki tekrar neden bizi tercih etmeliler? Bu soruların cevaplarını bulduğumuz sürece e-ticarette başarılı olmak çok da zor değil. Yani e-ticarete girecek birisinin aslında odaklanması gereken şey iş modeli, doğru Tabii mu? iş modeli. Teknik bilgisi olmadan da girilebilir mi bu sektöre? Girilebilir ama tabii ki sürdürülemez. Mutlaka girilir. Özellikle bizim yazılımımızla beraber. Çünkü ücretsiz sunduğumuz bir yazılım. İnsanlar hemen ProTicaret.org'ye girip ücretsiz indir tuşuna bastıkları anda yazılım kendi bilgisayarlarında onu istedikleri server'a yükleyip hemen ama XML'ler vasıtasıyla, data transferi vasıtasıyla ama manuel kendi ürünlerini girerek e-ticarete başlayabilirler. Üstelik bizim yazılımımız ücretsiz olmasına rağmen Türkiye'de bulunabilecek en çok özelliği olan yazılımdır. Bir de bunu vaat ediyoruz kullanıcılarımıza. Dolayısıyla bu ürünü indirip hemen e-ticarete başlamak mümkün. Ama dediğim gibi kullanıcılarımıza, müşterilerimize ne vaat edeceğimizi bilmeden e-ticarete girmek eksi puanla başlatır. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka baştan bunların belli olması gerekiyor. Peki birazcık işin sırrına dair soru sorayım müsaadenizle. Çünkü on binlerce site barındırıyorsunuz. E-ticaret sitesine hizmet Doğru. veriyorsunuz. Bu kadar site gördükten sonra bu işin başarı hikayesi, başarı formülü var mıdır? Nasıl siteler başarılı olur? Veya bu işe girecek kişilerin nelere dikkat etmesini tavsiye edersiniz? Birincisi, kullanıcı dostu tasarımlarla hareket etmemiz gerekiyor. Yani sizin de yukarıda anlattığınız gibi sıcaklık haritalarına dikkat ederek efendim kullanıcılarımızın kolay bir şekilde internetin içinde, daha doğrusu web sitemizin içinde dolaşmasını sağlayarak başarımızı arttırabiliriz. İkincisi, sitemizin güvenilir olması gerekiyor. Tabii ki güvenilir olmak demek sadece işte SSL'i var, sanal posu var, efendim iyi bir hostingde barınmak anlamına gelmiyor. Güvenilir olmak demek zamanında cevap vermek demek, call center'ımızın doğru çalışması demek, efendim interaktif bir sitemizin olması demek anlamına geliyor. Aynı zamanda tabii ki duyuru ve kampanyalarımızı da çok düzgün yapabiliyor olmamız gerekiyor. ProTicaret bunların hepsine olanak sağlıyor hem de ücretsizin içinde. Evet, ProTicaret bize neler sunuyor hocam? Yani ben bir fikrim var, bahsettiğiniz gibi bir fikir oluşturdum, bir ürünüm var, satmak istediğim bir ürün yelpazem var ve size geldim. Okey. Birincisi benden ne istiyorsunuz? Ben size ne vereceğim? Ücret olarak herhangi bir şey ödeyecek miyim? İkincisi ben sizden ne alacağım? Biz sizden bir şey istemiyoruz. Siz geliyorsunuz, böyle bir fikrim var diyorsunuz. Zaten yazılımımızın özellikleri yetiyorsa ki çoğunlukla yetiyor. Bunu alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Siz ne zaman ki işinizi geliştiriyorsunuz, artık farklı şeylere ihtiyacınız var, o zaman bize ücret ödüyorsunuz. Örnek, bir bilgisayar programları satacağımız bir sitemiz olduğunu düşünelim. Zaten tüm özellikleriyle bunu sağlıyor ProTicaret. Neler sağlıyor? Yani ürünlerimin resimlerini koyabiliyorum. Resimlerini Fiyatlarını koyabilirsiniz, yazabiliyorum. fiyatlarını Alışveriş sepeti yazabilirsiniz, var. alışveriş Ödeme sepeti var, sistemi var. ödeme sistemi Kredi var, kartı kredi kartı vesaire. veya Güvenlikleri var. güvenlikleri var.
Efendim hediye çekleri bunların kontrol paneli var. Kontrol edebilirim. Kontrol paneli var. Gayet de user friendly bir kontrol paneli var. Hatta biz o konuda bir tane de ödül aldık. Bu yönetim panelinin iyi çalışması. Çok dil desteği var mı? İngilizce, Türkçe yapabiliyoruz. Var. Özellikle ihracatçılar için öyle. Tam onu söyleyecektim işte. Şimdi siz aldınız bilgisayar malzemelerini, koydunuz internet sitenize. Artık sepeti var, fiyatı var, çoklu para birimi desteği var. Bu da önemli. Ve bir gün dediniz ki, ya artık ben oldum, birkaç yüz bin lirada ciro yapıyorum. Ben bir de Facebook mağazam olsun dediniz. İşte orada bize bir ücret ödüyorsunuz. Peki bu ücretler karşılanamayacak kadar büyük ücretler mi? Hayır, 199 dolara aldığınız zaman lisansını hemen sizin bir Facebook mağazanız oluyor ve çalışmaya başlıyorsunuz. Ama almak zorunda değil, sonsuza almak kadar ücretsiz de kalabilirsiniz. Sonsuza kadar ücretsiz kullanabilirsiniz. Üstelik biz kullanıcılarımıza şunu da vaat ediyoruz. Siz bugün yazılımı indirdiniz ve kurdunuz. Biz her 6 ayda bir yazılımı güncelliyoruz. Yeni versiyonlar çıkarıyoruz. Evet. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Çünkü oradaki iddiamız şu, Türkiye'de ya da dünyada bulabileceğiniz herhangi bir e-ticaret, ücretli ya da ücretsiz e-ticaret yazılımında minimum bir fazla özelliği vardır ve ProTicaret ücretsizdir diyoruz. Alıp bunu kullanırsınız, ömür boyu bize de hiçbir zaman para ödemek zorunda kalmazsınız. Güncellemeler de sürekli size ücretsiz verebiliriz. Bir de böyle bir politikamız var. Her 6 ayda bir versiyon çıkarıyoruz. Bu versiyonun içerisinde gelen özellikleri tekrar versiyon güncelleme tuşuna bastığınız zaman versiyonunuz güncellenmiş oluyor. Versiyon güncellemek de kolay. Sizin siteniz çalışıyor. Yönetim paneline giriyorsunuz. Hemen size bir tane bildirim geliyor. Yeni versiyon çıktı diye. Siz de güncelle dediğinizde sitemiz güncellenmiş oluyor. Bütün content management sistemler gibi yani WordPress'te şudur tabii, onun tabii, gibi tabii, rahat tabii, bir şekilde güncelleniyor. Peki süper. Bunun üzerine kendimiz istediğimiz şeyler yapabiliyoruz. Mesela temalar olsun, yeni eklentiler olsun. Evet. Esnekliği var mı? Bizim zaten ProTicaret'i ücretsiz yaparken ki amacımız şuydu. İki tane grubun ihtiyaçlarını karşılayalım diye düşündük biz. Bir, insanlar e-ticaret yazılımlarını alıyorlar, kullanıyorlar. Fakat işleri büyüyor ve farklı ihtiyaçları olmaya başlıyor. Ya da ticaretin gizliliği vardır ya, yeni bir iş modeli yapmak istiyor ama bunu mutlaka yazılım firmasına söylemek zorunda kalıyor. O da yazıyor, paketlerin içine koyuyor. O zaman benim avantajım nerede? Doğru. Kalmıyor. Hülasa biz ne yaptık? Yazılımcılara dedik ki bakın bizim bir tane panelimiz var. Buradan isterseniz kendiniz de modül yazabilirsiniz dedik. Dolayısıyla firmalar gelip kendi içlerinde yazılım grupları oluşturup modüller yazabiliyorlar. Hatta şunu da söyledik onlara. Dedik ki bu yazdığınız modülleri satmak isterseniz eğer bizim de aynı App Store gibi, Android Market gibi uygulamalarımız var. Oraya da koyup beraber de satabiliriz bunları bizim marketlerimizde. Aynı zamanda web tasarımcılar da istedikleri tasarımı yapabilirler. Yani bizim o bölümlerimiz sınırsız açıklıkta ve sınırsız fonksiyonda. Şimdi tabii işin farklı bir boyutundan biraz da bahsedelim. Arkadaşlarımızı ilgilendirecek boyutu belki de. Çok sayıda arkadaş bilişim dünyasına girmek istiyorlar. Ve siz de bir işverensiniz. Ve dolayısıyla çok sayıda kişi çalıştırıyorsunuz. Geçmişte de çalıştırdınız. Doğru. Dolayısıyla çok tecrübeniz var. İşin biraz, masanın biraz işveren kısmında oturan birisi olarak genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Birincisi, eğitim olarak her eğitimden gelen kişiye açık mı? Özel bir eğitim isteğiniz var mı? Bizim şirkette çalışabilmesi için şu bölümden mezun olmalıdır. Şöyle bir eğitim. Yoksa herkesin şansı var mı bu alanda? Çünkü çok farklı alanlardan da bilişim sektörüne girmek isteyen insanlar oluyor. İkincisi, bu insanlar girdiklerinde nasıl bir ortamla karşılaşırlar, ne iş yaparlar? Bunları sırasıyla sorayım isterseniz. Öncelikle iş mülakatında siz karşı tarafta oturan birisi olarak nelere dikkat edersiniz? Eğitim geçmişi olarak, kendini yetiştirmiş olarak veya nasıl profilde insanlar şu anda çalışıyor?